tasavvuf çok diye düşünüyorum. Da başına gelenler ya. Bütün yurt görevlileri bunun örtbas etmeye çalıştılar. Düşerek olduğunu söylediler. Ne yardım istersen yapacaklarını söylediler. Nasıl yardımcı olacaklarını söylediler. Ama oradaki kamera kayıtlarını izleyip de bana çocuğumuz bu şekilde görevliler tarafından ihmal edildiğini söylemediler. Hala ben haykırıyorum, hala söylüyorum. Oradaki ihmallik, iki çocuk kavga edebilir. Buna annesi de dahil, babası da dahil. Bu çocuğun annesi babası da dahil. Hepsinden tek tek şikayetçiyim. Oradaki yurttaki görevliler de bunların vasfı ne? Buraya ben evladımı gönderdim. Dayak yiyip öldürülsün diye asla değil. Evladım benim canımı yakım yakım yakıyor. Ben onların hepsine şikayetçiyim. Ve bunun bana düşüp öldü öyle böyle göstermelerin değil. Herkes ah yazık oradan düşerek ölmüş. O bu. Hayır. Benim çocuğumu orada döverek öldürmüşler. Bunların hepsi söylüyorum. Teker teker söylüyorum. Hiç kimseden korkum yok. Evet teröristtir bunlar. Burada Müslümanlık altında duran teröristlerdir. Kur'an-ı Kerim okuyan ve Allah'tan korkumuz olduğunu söyleyip de Allah'tan korkmayan teröristler. Eğer onlarda bir diren vicdan olsaydı benim evladımı bu şekilde, o şekilde, o halde, o haldeyken, o haldeyken ya o vaziyetteyken önce ambulansı sonra doktoru aramaya kalkarlardı. Önce ambulans aramamışlar. Önce doktoru aramışlar, sonra ambulans aramışlar. Ve benim çocuğum oraya neredeyse bir saatten daha uzun bir saatte hastaneye götürülmüş. Ve beni aradıklarındaki saat yarım saat sonra arıyorlar beni. Ben çocuğum için her gün her zaman arayıp görüştüm hoca. Bir gece öncesi görüştüm ben. Sadece bir gece öncesi görüştüm hocayla. Böyle bir konuyu bana hiçbir zaman söylemediler. Orada benim çocuğum zaten kavgacı bir çocuk değildi benim. Demediler ki senin çocuğun burada kavga ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Birisi böyle böyle deseydi ben çocuğumun arkasına zaten koşa koşa değil, uça uça dururdum. Ben yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Canım o kadar çok acıyor. Ben, ne diyeceğimi bilemiyorum. Otopsi raporu daha henüz çıkmadı. Bekliyorum. Çok şeyler var söyleyeceğim daha. Rapor çıksın daha da söyleyeceğim. Oradaki çocukların kavga anında hocanın dizinin dibine düşmüş ve hoca orada hiçbir müdahale etmiyor. Eğer benim çocuğum orada dövdükten sonra hoca orada müdahale etseydi bile benim çocuğum o merdivenden düşmek zorunda kalmayacaktı. Oracıkta benim çocuğumu ne yaptılarsa su mu döktüler, ne yaptılar? Oralarda ıslaklık görüyorum halıların üzerlerinde. Çocuğumu o şekildeyken bırakıp düşmesine müsaade etmişler. Resmen çocuğumun ölümüne müsaade etmişler. Orada yurtta, orada öğretmenler, oradaki görevliler, orada o kadar kaç tane benim bildiğim 4 öğrenciye bir tane hoca düşüyor. O zaman 4 öğrenciye bir tane hoca düşüyorsa oradaki onca 30, 40, 50 tane öğrencinin başındaki hocalar neredeydi? Bu sorumlular neredeydi? Hepsine şikayetçiyim. İdareciler neredeydi? İdareciler daha o kamera kayıtlarını izleyip de niçin benim yanıma gelmediler? Niye abla bizim de yüreğimiz yanıyor? Niye bu şekilde olmuş? Neden demediler üstünü örtbas etmeye çalıştılar? Hala diyorlar ki, hala söylüyorlar. Hala düştü öldü. Yok öyle yok böyle yok öyle. Benim çocuğumun hiçbir hastalığı yoktu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Benim çocuğum orada dayak yiyerek, işkence çekerek öldü benim çocuğum orada. Düşürdüler. Benim çocuğum kendisi düşmedi. Onlar dövdü. Öldüresiye dövdüler. Benim çocuğum da o şekilde düştü. Benim çocuğum düşerken gri pantolona düşüyor. Hastaneye getirdikleri pantolon, gömlek vesaire hepsi değiştiriyor. Orada ilk önce doktoru arıyorlar. Doktor diyor ki sakın yerinden kıpırdatmayın. Kıpırdatmayın dediği halde benim çocuğumun baksırını, pantolonunu, gömleğini her bir şeyini değiştirip öyle getiriyorlar hastaneye. Artık benim çocuğum affedersiniz altına mı yaptı? Yoksa üzerine su döktüler de bunu gizlemek babında mı yaptılar? Bunlar hangi vicdana sığar?
Hangi merhametse sığar? Bunlar nasıl hocaydı da bunları değiştirebildi? İnsan köpek yavrusu olsa bunları değiştiremezdi orada. Bu vicdan mıydı? Bunları nasıl değiştirdiniz? Bu kıyafetleri nasıl değiştirdiniz benim evladımın üzerinden? Nasıl kıpırdattınız? Nasıl değdiniz? Nasıl eliniz vardı da o çocuğumun üzerinden bu kıyafetlerini değiştirdiniz? Benim elimde bir sürü kamera kayıtlarım da var. Delillerim de var. Hepsi var. Ses kayıtlarım da var. Hocalarla konuştuğum. Bunların hepsini teker 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 bunları adliye sunacağım. Bu büyüklerimiz de bunlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar Allah'tan büyük değiller.